Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte gerçekten kaç videodur istediğiniz Türk gücü serimizde kaç videodur istediğiniz bir tane şey yapacağız arkadaşlar. Ve videoya başlamadan önce daha fazla Türk gücü için videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bütün Türk gücü videolarımıza da şu anda i butonunda çıkan oynatma listesinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hepsinin listesini yapıyorum zaten, hemen oradaki oynatma listesine gidin yani. Neyse, hemen laf fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen hızlıca takımıma gireceğim. Bu benim diğer kadrom zaten. Bu Türk gücü kadromuz. Burayı aktif yapıyorum. Ve arkadaşlar şimdi ben burayı aktif yaptım. Şu anda arkadaşlar ne durumdayız görelim. Elif Elmas, Oğuzhan Özyakup falan var. Biliyorsunuz Elif Elmas pazarda bir tane varken falan almıştık. Gerçekten orada da macera yakalamıştık. Ayrıca geçen hafta da Quaresma'yı aldık. Ve takım gerçekten yükselişe geçti. Çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Şimdi arkadaşlar bana sürekli yorumda yazdığınız bir şey yapacağım. Şikirtel'in 85'lik kartını al demişsiniz. Ve ben hemen sizlerle birlikte uçağıma atlıyorum o zaman. Ve Şikirtel'in 85'lik kartını alıyorum. Arkadaşlar bu videoda bu arada sizden bir ricam var. Bu videoda maçı izleyin arkadaşların. Kadro oyuncuyu alacağız ya. Maçı baştan sona izleyin ve gerçekten beğenmediğiniz oyuncuyu söyleyin. Tuttuğunuz takımdansa bile adil olarak arkadaşlar ve yorumlara yazın. Yorumlarda yine en çok beğenilen şeyi yapacağım. Çok fazla yorum geliyor, çok fazla yorumlara beğeni geliyor, çok fazla ilgi var. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu da aynı zamanda yorum yapmışken beğenmek hiçbir şekilde zarar vermez ve maksimum 2 saniye sürer. O yüzden videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. En önemli şeyler arkadaşlar bu seride yorumlar. Ona göre, çünkü kadroyu siz kuruyorsunuz, ona göre kuracağız kadroları. Şimdi stoper yaptım. Fiyatı hiç umurumda değil abi. Ne kadar olursa olsun alacağım. Çok istemişsiniz çünkü. Yani muhtemelen 450 bin coins kadar yoktur. 350 bin yazalım bakalım. Umarım vardır 350 bine. Yoksa benim için biraz sıkıntı olacak. Ama yapacak bir şey yok abi. Siz yorumlarda yazdıysanız alacağız. Hemen şöyle gelelim. Ve 425 bin yazınca çıktı. Boost'u ne kadarmış abi? O zaman boost'u. Boost'u da aslında fazla değilmiş ha, o kadar da. Ama olsun abi, güzel. 400, 385 bine var aslında. Başka 376 bine var. 376 binliği direkt alacağım abi. Vallahi bakmadım ama 376 binliği aldım. Hemen bir bakayım abi. Snipe de yapmış olabiliriz şu an. 377 bin yazayım şu an, bakalım bir. 377 bin yazdım ve gördüğünüz gibi yok arkadaşlar, yani birazcık da snipe yaptık gibi bir durum oldu. Şimdi arkadaşlar Şikirtel'i buraya geliyoruz ve buraya Şikirtel'i basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kadro şu anda bu duruma geldi ve abi beceri geliştiricilerinden de hemen top kesmeyi basıyoruz. Mesela arkadaşlar bir sonraki video için, ooo bir tane daha basılıyormuş, tamam 8 yan boost'u var, güzel güzel. 8 yan boost güzel abi, sadece takım şu anda 3 yen arttı. Hani normal olarak ortalamasına 3 yen eklendi. Ayrıca arkadaşlar bir sonraki video için önerilerinizi sizlerden tekrardan bekliyor olacağım. Haberiniz olsun yani. Sizden ne önerisi bekliyorum arkadaşlar? Şu Abdullah yerine yeni bir oyuncu önerebilirsiniz. Zaten kimyaya hiçbir etkisi olmadı. Ve arkadaşlar dediğim gibi videoyu baştan sona izleyerek de baştan sona izledikten sonra önerilerinizi verebilirsiniz. Gerçekten bu benim için şu anda çok önemli. Kesinlikle bunu yapmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bu hafta Kagawa'yı çıkarmaya çalışacağız, onu da göstereyim. Team of the Week'ten bu akşam canlı yayında Kagawa'yı çıkarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar saat 20.00'da canlı yayın edeceğiz. Cube TV'de yayındayız. Kesinlikle gelin bakalım Kagawa Team of the Week paketimizden çıkacak mı? Hemen şurayı göstereyim arkadaşlar. Bu akşam sizin izlediğiniz günün akşamı burası tamamlanmış olacak. Ve Todd Wilcon bir oyunculuğu garantili paketimizi açacağız. Daha başka bir sürü paket açacağız arkadaşlar. Ayıl etkinliğinde bayağı bir ilerleme kat ettim. Onun da paketlerini açarız. Gerçekten çok efsane paket açılımları oluyor. Kesinlikle canlı yayına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Cube TV Koray yazarak direkt bulabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda indirme linki var. Oradan indiriyorsunuz. Sonra girdiğiniz zaman uygulamaya arama kısmına Koray yazıyorsunuz. Zaten ben abi onaylı olarak orada çıkıyorum. Koray'a tıklayın. Çok takipçisi olan, yani takipçi 5000'i geçiyorsa tıklayın. Çok fazla olmuştur şu an belki ama çok hatırlamıyorum takipçi sayısını. Her neyse arkadaşlar girin ve takip edin. Her akşam çok eğleniyoruz. Saat 8'de yayında oluyoruz. Her neyse arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Hemen söylüyorum. Bir tane mücadele maçına gireceğim. Mücadeleyi bu arada dikkatlice izleyin arkadaşlar. Gerçekten defansif anlamda da olabilir, atak anlamında da olabilir. Beğenmediğiniz oyuncuyu söyleyin. Bu arada Galatasaray'a karşı oynamak şu an çok istedim. Çünkü Türk gücü kadrosundayız ama bu takıma karşı oynayacağız. Ve arkadaşlar bakalım oyuncularımız nasıl olacak. Umarım oyuncularımız güzel oynar. Bakalım arkadaşlar maçı çok fazla kesmeden koymaya çalışacağım. Hatta hepsini koymaya çalışacağım bu videoya. Bakalım neler olacak, oyuncular nasıl oynayacak göreceğiz arkadaşlar. Mesela Quaresma'yı geçen video çok beğenemedim. Bu videoda da çok beğenemezsek arkadaşlar dizilişi değiştirip Quaresma'nın farklı bir kartını falan alabiliriz. Kagawa. Yani o tarz öneriler verebilirsiniz arkadaşlar. Anladınız mı? Siz benim demek istediğimi anladınız. Ben örnek verdim Quaresma'yla. Kagawa'dan şut savunmadan döndü. Ve Quaresma topu alacaktı ki alamadı. Ama geçen videoda defansı 28 olmasına rağmen çok güzel bir top çalıp galiba gol atmıştı. Hatta geçen videoda en çok gol atan kişi falandı ya galiba. Çok hatırlamıyorum ama. Bir de arkadaşlar videoda en beğendiğiniz oyuncuyu da yorumlara yazın. Bu videoda maç sonuna kadar izleyin. Abi gol yiyeceğiz.
Defansif anlamda gerçekten oyuncularımız birazcık sıkıntılı olmaya başladı. Mbaye, Diagne. Diagne'yi değiştir diyorsunuz arkadaşlar ama hani gerçekten çok iyi bir kartı var. Çok değiştirmek istemiyorum. Victor Moses. Ama yeteri kadar da Diagne ile en başından beri oynuyoruz. O doğru. Yeteri kadar oynandı değiştir diyebilirsiniz tabii ki. Haklısınız ama Türkiye'de de çok efsane bir santrafor yok. Tabii Burak Yılmaz tarzı oyuncular isteyebilirsiniz. Bu sefer de Beşiktaşlı oyuncu sayısı bayağı bir fazla oluyor ve adaletsizlik oluyor arkadaşlar. Bunu orantılayarak güzel şeyler yapabiliriz. Mesela Oğuzhan Özyakup yerine Galatasaraylı bir oyuncu alabiliriz. Diyelim. Diagne'yi değiştirebiliriz o şekilde. Oğuzhan Özyakup. Quaresma. Quaresma. Kaleci al. Hapsi son anda kurtardı. Quaresma'nın şutunu. Tamamdır abi. Güzel. Kornezimizi kullanacağız şu anda. Quaresma açtı ortayı. Luyendama. Luyendama niye vurmuyorsun abi? Ulan ne güzel gol atacaktı ha. Bir stoper gol atmış olacaktı. Yeni transfer, o da geçen hafta almıştık onu da. Gerçekten onun için güzel olabilirdi ama maalesef atamadı. Luyendama güzel geldi. Pasını da verdi şimdi Elif Elmas. Elif Elmas. Elif Elmas. Abi çok çekiyorlar ya. Hiç kaçamıyorum derken yine de şut güzel gitti bu arada. Hani tutulurken oyuncular çok iyi şutlarını çekemez normalde. Bu sefer de Şikirtel'i açacağım ortaya. Bakalım vurabilecek mi? Şikirtel. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar herhalde hiç kafa golü atamamıştı. Ya bir kere atmıştır bu kadar bölüm çektik. Ya da hiç atamamıştır arkadaşlar. Sizler yorumlara yazın. Fark etti gördüğünüz gibi abi. Bakın sizin yaptığınız yorumlar sayesinde bir tane stoperimiz kafa golü atmaya başladı. Atmayan stoper gol atmaya başladı. Gerçekten yaptığınız yorumlar işe yaradı. Bu arada yükseltmemi istediğiniz oyuncuları da yazın. Yani iyi oynayan daha fazla yükselsin diyen veya aslında iyi olabilir ama daha fazla yükselmesi gerekiyor dediğiniz oyuncuları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sadece en çok beğenilen değil, diğer böyle 10-15 tane beğenilse bile güzel yorumları dikkate alıyorum. Haberiniz olsun yani. En üste çıktıkları için zaten görüyorum. Bu arada maçı ben 1-1 yapmışım. Hani 1-0 geriye düştüğüm maç olduğu için. Şimdi Victor Moses abi, buna güveniyoruz biz bu adama. Gerçekten daha önceden yaptığı bir şey vardı. Bize son saniye golüyle maçı getirdi. 24 saat beklememizi engellemişti. Moses o yüzden bu kadroda gerçekten aşırı derecede bizim için yeri var ama bu maçı kaybetmemize sebep olursa tabii ki her şey bir anda değişebilir. Elif Elmas, Victor Moses. Dakika artı 5 oldu bu arada. Niye bu kadar uzatma oldu bilmiyorum. Moses güzel gidiyor abi. Devam. Çek abi topu, çekebilirsen. Helal olsun. Çok güzel abi. Faul yaptılar ama yine de çıkabildi oradan. Victor Moses güzel bir şut geldi. Kaleci çok fazla top tuttu bu arada. Bu sefer tekrardan Luyendama'yı orta açacağım. Umarım vurabilir abi. Luyendama vurabilirsen çok hoş olacak derken iyi vuramadı ama fena değil abi. Tamam, Luyendama'yı biraz yükseltirsek abi kafa beceri geliştirirsin. Muhtemelen gelişir ve gerçekten daha iyi oynamaya başlar. Bu arada videoda sadece bir tane gol atabildik. O da hangi oyuncu attığını bile hatırlamıyorum ama. Yok, Şikirtel attı değil mi? O da stoper attı. Çok ilginç. Golü Şikirtel attı. Neyse, Kagawa. Kagawa'dan Quaresma şimdi. Quaresma geçen videoda çok iyiydi. Bu videoda birazcık durgun, çok fazla pozisyon da gelmedi. Diagne Quaresma'ya verdi şimdi. Quaresma alamadı. Alamadı. Alabilecek mi? Alamadı abi. Tekrardan alamadı. Botya şimdi. Alfaray. Carlos Eduardo. Özyakup. Onyekuru. Diagne'ye geçmedi be. Geçse var ya çok süper olabilirdi ama geçmedi maalesef. Carlos Eduardo. Kaya abi ayağı. Çok güzel bir müdahale. Oyunda ama. Kagawa. Bir de bu arada gol atamazsam sıkıntı olacak. Hadi abi dalalım, gol atalım. Dur şimdi bir dakika. Şu topu alayım. Bu rakip takım berabereyken çok iyi oynuyor gerçekten. Elif Elmas. Quaresma. Güzel bir pas gelecek mi, geldi. Diagne top havadayken bir plase direkten döndü. Çok şık bir gol olabilirdi ama maalesef direkten döndü abi. Yani karşı hataya göre nazaran, yani karşı hata nazaran gerçekten oyuncuların gol atma ihtimali bu modda galiba daha düşük abi. Ben karşı hataya göre oynuyorum oyunu. Karşı atak modunda gol olma ihtimali daha yüksek oluyor pozisyonların. Onu fark ettim şu an. Oğuzhan Özyakup, Kagawa, Moses çok güzel abi. Çok güzel ince geçti top. Moses çok açıktan vurmam lazımdı. Çok fazla geriden vurdum. Ama bu maçı bir şekilde kazanmamız lazım. Umarım da kazanabiliriz. Şikirtel, Kagawa'ya veremedi. Kagawa'ya gelemedi top. Carlos Eduardo, Şikirtel ver pasını, çok güzel. Oğuzhan Özyakup, Şikirtel orada çok dev gibi oldu bu arada bu defans. Yüksek defans almamız iyi oldu abi. Harbiden iyi yaptınız onu istemekle. Diagne. Mbaye, Diagne çekti topu. Diagne. Şut. Diagne. Direkt. Diagne ne yapıyorsun? Diagne. Yapma bunu. Bu kadar direkt olmasın Diagne. Bak seni zaten takımdan çıkarmak istiyorlar artık yorumlarda. Bence kendine gel Diagne. Quaresma alamadı topu. Dakikada 86 olmuş. Maçı kazanmak istiyorum. O yüzden şu yukarı bir topu açmak istiyorum. Onyekuru. Çok hızlı bir oyuncu gerçekten. Onyekuru'nun bu hareketi yaptığını bilmiyordum. Risk almışım. Onyekuru. Sen bari gol at. Onyekuru. O da direkt. Bu ne abi? Direklerin efendisi olduk. Maç bitti. Abi Allah'tan uzatmalar var. Yoksa direkler yüzüne maçı kazanamamış olacaktık. 3 kere direği vurduk ya.
Cagney iki kere bir kere de Onyekuru. Galatasaraylı oyuncular direklerin efendisi oldu şu an. Gerçekten ilginç. Hadi bakalım devamında umarım yine direği vurmayız. Yani bir tane daha direk vurursak artık oyunu bırakacağım. Duyunda ama gol yemeyelim abi bu arada. Gol asla yemeyelim. Gol yemek olmaz şu an. Abdullahi Bursa Sporlu defans oyuncusu gerçekten güzel müdahaleyle aldı. Elif Elmas. Elif Elmas. Cagney kaç. Cagney kaçman lazım. Çok güzel pas o. Cagney aferin Cagney. İşte bu direk olmasın artık. Cagney. 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 Cagney gerçekten çok güzel kaçtı. Yani o topu almasını bekliyordum. Rakibe gideceğini biliyordum. Ama rakip kontrol edemeyip onun alacağını tahmin ettim. Hani en azından birazcık risk alayım dedim. Çünkü pozisyona girmem zor oluyor. Gerçekten zorlandım bu maç. Takımın kimyasının düşük olması acaba mücadelede etkiliyor mu demeye başladım şu an. Çünkü gerçekten kimyanın düşük olması sanki etkiliyor. Şikirtel topu aldı. Uzaklaştırmasını da yaptı. Hakem ilk yarıyı bitirdi mi? Bitirmedi. Hakem birazcık canilik yaptı şu anda. Hatta uzatmayı 0 dakikadan 1 dakikaya yükseltti. Her neyse abi. Hemen Carlos Eduardo. Korneri bari kullandırma ya. Abi kornerden gol yersek şu an sıkıntı olur derken abi. Orada Şikirtel gibi dev bir adam var. Kagawa ileri doğru bir pas atışı yaptı. Arkadaşlar size bir ricam var. Açıklamada Discord adresimiz var. Gelebilirsiniz ama Discord'dan bana mesaj atmayın. Videolara denk geliyor. Sinir olmaya başladım şu an. Mbaye Cagney çok güzel şutları var abi. Gerçekten atabilirdi bu şutu geçse. Ama şut geçmedi. Moses indir abi. İndiremedi. Ve arkadaşlar maçımızın burada sonuna geldik. Lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum atmışken beğenebilirsiniz. 5-10 saniyenizi alır. Çok fazla zamanınızı almaz. Ama gerçekten beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Bu zamana kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Siz var ya kralsınız. En kral sizsiniz abi. Neyse burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada bir dakika abi. Videonun kaydı durmuş olmasın. Ne? Evet güzel. Bir an videoda facecam gitti sandım ama gitmemiş. Arkadaşlar şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak gerçekten harika ötesi güzel bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizi gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.